Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün hem yapılışı kolay hem de çok lezzetli bir börek tarifi hazırladım. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenize önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık su 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şekerini ilave ettikten sonra maya aktifleşene kadar birkaç saniye boyunca karıştırıyorum. Ardından ununu eklemeye geçiyorum. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Evet artık spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru kasenin içerisinde yoğuracağım. Hemen ardından masanın üzerine alacağım ve masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Böreğin en önemli püf noktalarından bir tanesi de hamuru çok güzel yoğurmamız. Ne kadar güzel yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Şimdi bezeleme işlemine geçiyorum. Hamuru kabaca yine düzgünleştirdikten sonra 15 eşit parçaya bölüyorum. Ardından yuvarlayarak beze haline getireceğim. Burada lütfen bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Bezleme işlemini tamamladıktan sonra 100 gram eritilmiş tereyağını borcamın içerisine döküyorum. Yine üzerine bir çay bardağı sıvı yağı döktükten sonra güzelce karıştırıyorum. Burada da tüm bezileri bolca yağ buladıktan sonra borcamın içerisine diziyorum. Üzerini streç filmle kapatıyorum ve 15 dakika boyunca dinlenmesi için bir köşeye kaldırıyorum. İç harcı için 250 gram lor peyniri ve yarım demet ince kıyılmış maydanozu güzelce karıştırdım. 15 dakikanın sonunda bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Parmak uçlarımla şöyle üzerine bası uygulayarak bezeleri büyütüyorum. Borcamın içerisindeki yağdan çok az miktarda bezenin üzerine serptikten sonra büyütmeye devam ediyorum. Bu işlemde oldukça kolay yağlı beze saniyeler içerisinde büyüyecektir. Yırtılabilir, parçalanabilir hiç sorun değil. Evet ilk bezeyi büyüttüm. Uç kısmına bol miktarda iç harcından ekliyorum. Kenarlarını içe doğru hafiften büktükten sonra rulo şeklinde bezeyi sarıyorum. Hazırladığım böreği yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine hafiften aralık bırakarak diziyorum. Hızlı bir şekilde sizlere bir daha göstermek istiyorum. Dinlenen yağlı bezeyi parmak uçlarımla esneterek büyütüyorum. Evet bezeyi büyüttükten sonra uç kısmına bol miktarda iç harcından ekliyorum. Hafiften kenarlarını içe doğru bükeceğim. E, pişerken patlamaması için ardından bezeyi rulo şeklinde sarıyorum ve tepsinin içerisine diziyorum. tüm börekleri hazırladıktan sonra bir adet yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Güzelce çırpacağım ve böreklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Hazırladığım böreği önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında alt ve üstü kızarana kadar pişireceğim. Lütfen kontrollü olalım her fırın aynı değildir değişkenlik gösterebilir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Börekler pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 35 dakika içerisinde pişti. Hemen sıcak sıcak servis için hazırlıyorum. Börekler gerçekten şahane oldu. Hem yapılışı kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.